Kanal 23 ekranlarına, Melisa ile Yaşama Daire, hepiniz hoş geldiniz. Böyle güzel, dolu dolu, yağmurlu bir hafta sonu geçirdik. Ama güzeldi, bereketli bir Nisan oldu. Pazartesi, biz bugün 23 Nisan'ı konu alacağız efendim. Çocuklarımız sahnemizi şenlendirecek, o yağmurları bize unutturacak güzel bir program olacak. Efendim, sorularınız varsa WhatsApp hattımızı kullanabilirsiniz. 0506-094-67-23'ün hattımıza mesajlarınızı bırakabilirsiniz. Çocuklarımızın gösterileri olacak ama onları birazdan alacağız. Efendim, iki tane de değerli konuğum var. Ayla Gedik ve İlksen Nazik. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İlksen Hanım, sizden başlayacağım. Yayın hayatına başladığım ilk gün İlksen Nazik benim konuğumdu. Evet. Bugün de tekrar şeref verdiniz. Hoş Çok geldiniz. Teşekkür ederim. O şeref bana ait. Hoş bulduk. Burada ikinci yayınım benim de. Evet. Yine de sizinle beraber olmak çok güzel ve çok heyecanlı. Öncelikle bunu belirtmek isterim. Ben kendimi tanıtayım. Evet, lütfen. 1985 Elazığ doğumluyum. İlk orta ve lise eğitimimi Elazığ'da tamamladım. Anadolu Üniversitesi Çocuk Gelişim mezunuyum. Yaklaşık 6 yıldır özel bir anaokulu, milli eğitime bağlı bir anaokulu işletiyorum. Çok güzel, çocuklarla beraber çok verimli ve çok faydalı işler yapıyoruz. Çok güzel bir eğitim kadromuz var. Bugün burada güzel ve anlamlı günde bizi ağırladığınız için çok teşekkür ediyorum. 23 Nisan olması sebebiyle. Evet. Yarın resmi tatil olması bugün çocuklarımızla beraber katılmamıza sebep oldu. Bilindiği üzere 23 Nisan 1920 Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla beraber Atatürk'ün çocukları armağan etmiş olduğu bu güzel günde yıllardır yapılan kutlamaları biz hem okulumuzda hem de bugün Kanal 23 ekranlarında yapmayı uygun gördük. Bizi bugün davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Birazdan çocuklarımızın küçük burada olabilecek kadar hazırlamış oldukları güzel bir 23 Nisan programımız olacak inşallah. Evet, inşallah. Birazdan alacağız ama tabii ki bugün normalde yarın 23 Nisan ama yarın okullar tatil olacağı için, çocuklar olmayacağı için biz bugün aldık. Bizim ekranlarımızda Melisa ile Yaşama Daire'de gerçekten şenlendirdiler. Çok pıtır pıtır, mini minnacık, o güzel yürekleriyle birazdan bize eşlik edecekler. Diğer konuğum Ayla Gedik. Ayla Hanım, hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Birazcık sizi de tanıyalım. Ayla Gedik. 1981 Ankara doğumluyum. Evet. Çocuk gelişimi mezunuyum. Eşimin görevi sebebiyle 3 yıl öncesi Elazığ'a tayin olduk. Elazığ'ı çok sevdim. Eğitim açısından, sosyal yaşam açısından. Gerçekten çok çabuk alıştık Elazığ'a. Son 2 yıldır da İlksen Hanım'la birlikteyiz. Evet, ne kadar güzel. Siz şu anda hazırlık sınıfının değil mi? Evet, hazırlık sınıfı öğretmeniyim. Birazdan bize öğrenciler oyunlarını evet. gösterecekler. Onun aşamalarını da siz belirlediniz değil mi? Evet. Birazcık alalım mı onu? Nasıl bir program uyguladığınızı daha doğrusu. Çünkü bu yaştaki çocuklarla hani uğraşmak, onları belirli bir gösteriye hazırlamak çok zor. Çünkü çok mini minnacıklar ve ele avuca sığmıyorlar. Evet. Yani biz çok heyecanlıydık. Onlarla birlikte inanın ben de çok heyecanlıydım. Onlar çok mutlu oldular buraya katıldıkları için. Şu anda onlar da içeride heyecanla çıkıp gösterilerini sizler için sunmayı bekliyorlar. Evet. Neler yaşadınız? Biz mutluyduk hazırlıklarımızda da. Şimdi gelirken de hatta o kadar güzel soruları vardı ki hepsinin. Öğretmenim nasıl olacak? Öğretmenim saçım güzel mi? Öğretmenim nasıl durmalıyım? Nasıl konuşmalıyım? Hepsi çok tatlıydı. Evet. Şimdi zaten programlarımız yapılıyor. Seyircilerimize de göstereceğiz siz. Anaokulunda ne tür programlar evet. yaptığınızı gördük. Aslında yakın bir tarihte zaten sizin bir şeyde alışveriş merkezinde bir gösteriniz de serginiz de oldu. Evet. Serginizi de gezdim. Orada zaten çocuklarımızın el becerisine dair neler yaptığınızı gerçekten bizzat gördüm. Ve aslında evet. ana sınıfı eğitiminin ne kadar önemli olduğunu orada bizzat teşhis ettim diyebilirim. Çünkü o kadar yaratıcı eserler, örnekler, oyuncaklar vardı ki Kesinlikle. Benim çok hoşuma gitti. Siz özellikle ailelere hangi tavsiyelerde bulunursunuz bu yaş grubu için, ana sınıfı için, çocukların bu şekilde oyunları için, yaratıcılıkları için? Bizim şimdi hazırlık sınıfı olduğumuz için programımız çok yoğun oldu evet. okul içerisinde. Sergimizi hazırlarken de oraya yapacağımız etkinliklerimizde de biz hep proje çalışmasına ağırlıklar verdik. Çocuklarımızın bize sunacağı fikirler bizler için çok önemliydi çünkü. Oraya yapılan hazırlıklarımızda da çocuklarımızla, ailelerimizle oraya katıldıklarında hepimiz işte onları orada karşılamaktan, hep birlikte onları birlikte olabilmekten mutlu olduk.
Ailelerimize de şimdi biz bir dönem boyunca çocuklarımızla ciddi anlamda çalışmalar yaptık. Mesela matematik açısından ya da birinci sınıf hazırlık açısından çocuklarım çok ileride durumdalar. Ben istiyorum ki ailelerimizden bu ilerleme üzerine daha da çok şey katılabilsin. Yani bunun için iyi bir öğretmen, iyi bir okul araştırılması mutlaka yapılsın istiyorum. İnşallah güzel bir gençlik elde edeceğimizi düşünüyorum. Evet, gençlerimiz Melisa güzel yetişiyor. Biz bu konuda araya girmek istiyoruz. Evet, lütfen. Mutlaka ilkokula hazırlıkta bütün velilerimiz bilir. Daha önce mezun ettiğimiz velilerimiz de bilir. Mutlaka biz velilerimize yardımcı oluyoruz. Yer veriyorlar. Çünkü çocukları en iyi biz tanıyoruz. Yani biz okul içerisinde gün boyu çocuklarımızla vakit geçirdiğimiz kadar velilerimiz, özellikle çalışan ailelerimiz bu kadar geçiremiyor. Bu sebepten dolayı çocuğu çok iyi tanıdığımız için hangi öğretmen ona daha iyi hitap edebileceğini, hangi okul şartları ona daha uygun olabileceğini emin olun biz çok iyi biliyoruz. Ki burada atlamamam gereken bir şey daha var. Okul olarak mutlaka hazırlık sınıflarımıza her yıl okula hazır mıyım testleri uygulanır okulumuzda. Evet. Bu hazırlık testlerimizden geçtikten sonra velilerimizle birebir veya bir toplantı sonrasında çocuklarımızın okula hazır olanlarıyla ilkokul birinci sınıfa hazırlık başlamış oluyor. Evet, çok güzel. Taner'cim senden bir parça alalım. Taner'in parçasıyla beraber. Reji, benim mikrofonum açık mı bu arada? Tamam, mikrofonda sorun yok. Senin parçanla beraber çocuklarımızı da alalım. Tamam. Gece sana yazdım sızımı sana, tutuldum güzel sesine, tenine tutuldum. Çaktım ateşi tenime, ateşi tenime. Ay aydınlık sana yandım, gülen yüzüne yandım, yanarım sana. Geceyi sana yazdım sızımı sana, tutuldum güzel sesine tenine tutuldum. Çaktım ateşi tenime, ateşi tenime. Ay aydınlık sana yandım, gülen yüzüne yandım, yanarım sana. Sensizim sana koştum iklimler boyu, uykular yanan liman, uykular haram. Bir vapur geçer dalgasında savrulan ben. Dön yürek yurduna, gurbet tenime dön, yanarım sana. Sensizim sana koştum iklimler boyu, uykular yanan liman, uykular haram. Bir vapur geçer dalgasında savrulan ben. Dön yürek yurduma, gurbet tenime dön, yanarım sana. Sana koştum iklimler boyu, uykular yanan liman, uykular haram. Bir vapur geçer dalgasında savrulan ben. Dön yürek yurduma, gurbet tenime dön, yanarım sana. Taner'cim ağzına yüreğine sağlık. Teşekkürler. Sağ olun. Harikasın. Bugün bizim sahnemiz çok heyecanlı. Çocuklarımız var, öğretmenlerimiz heyecanlı, bizler heyecanlıyız.
23 Nisan'ın kendine has çok güzel ritüelleri vardı. Ben de zamanında kaymakam koltuğuna oturmuştum ilkokuldayken ve o benim için gerçekten güzel bir an olmuştu. Ve ben de bugün koltuğumu bir öğrencimize bırakacağım. Melek Sucuğum, alalım seni alkışlarla. Melisa ile Yaşama Dair'in sunucusu şu anda Melek Su. Melek Sucuğum hoş geldin. Şöyle ben mikrofonu vereceğim. Bence ben de konu koltuğuna geçeceğim. Evet. Merhaba Elazığ, Melek Sınıf programına hepiniz hoş geldiniz. Melisa Hanım sizi tanıyabilir miyim? Ben Melisa Coşkun, Elazığlıyım. Türk Dili Edebiyatı öğretmeniyim. Ayrıca Melisa ile Yaşama Dair'inde sunucusuyum. Siz küçükken anaokuluna gittiniz mi peki? Maalesef gidemedim. Çünkü benim babam memurdu o zamanlar. Bir ilçeye deydi babamın tayini. İlçede o zamanlar anaokulu yoktu diye gidememiştim. Adınıza çok üzüldüm ama benim bildiğim bütün çocuklar anaokuluna gitmeli. Evet, bence de gitmeli. Peki ne yapacağız? Peki siz çocukları seviyor musunuz? Çok seviyorum çocukları. Bugün sahnemde programımda sizleri ağırlamaktan da şeref duydum. Bak ne kadar güzel. Neler hissediyorsun sen o koltukta? Sunucu olmak nasıl bir şey? Çok güzel bir şey. Benim için çok güzel bir duygu. İleride anlatacak mısın torunlarına, çocuklarına? Başka ne soracaksın bana? Bilmiyorum ki. Bir şey. Bu kadar. Birazcık daha ağzımıza yakın tutalım. Başka bir şey söyleyecek miyiz? Melisa Hanım'a sorabilirsin neden öğretmenken sunucu olmuş diye. Melisa Hanım, siz öğretmenken neden sunucu oldunuz? Öğretmen olduğum için, benim amacım eğitmek olduğu için, eğitime baz aldığım için, programımda da eğitsel kısımları da işlediğim için amacım bir şeyler öğretmek, eğitmek, sizin gibi güzel insanları, güzel yürekleri sahnemde, programımda ağırlamak. Bu yüzden. Soracağımız başka bir şey var mı? Sorularımız bu kadar mıydı? Evet, öğretmenlerine teşekkür etmek ister misin? Biraz da mikrofonumu ağzımıza tutarak. Teşekkür ederim. Evet, biz teşekkür ederiz. Gerçekten çok güzel bir sunuculuk örneğiydi. Yanıma geliyorsun. Alkışlar. Ama bizim bir gösterimiz daha var. Alalım mı çocuklarımızı? Bu arada Melek Sucuğum, bir şeyler söylemek ister misin arkadaşların gelene kadar? Sizler gelin şöyle, gelin. Söylemek ister misin? Çok seviyorum anneciğim, babacığım, sizi çok seviyorum diyebilirsin mesela. Tamam. Söyle. Anneciğim, babacığım, sizi çok seviyorum. Evet, ne kadar güzel. Hadi bakalım senin de yerini alalım. Gerçekten ben de çocuklarımızın oyunlarını çok merakla bekliyorum. Hani o yıllara götürmedi de desem yalan olur. Evet. Şöyle hocam bir tane daha mikrofonumuz vardı. İsterseniz siz de oradan tutun çocuklarımız şarkılarını söylerken şöyle tutalım. Bir mikrofonumuz daha olacaktı ama isterseniz bunu da size verebilirim. Buldum. Ha, sizler tutacaksınız. Ne kadar güzel. O daha güzel. Evet, buraya konsantre olalım. Uyukları sevdi saygı.
Yaz. Çocukları çiğde çocukları sönmeyen ışıklarız, doğruluktan şaşmayız, senin çiğde çocukları sönmeyen ışıklarız, doğruluktan şaşmayız, senin çocukları. Evet. Başka gösterimiz var mı? Bayraklar. Ha, bayraklarımız da gelsin. Çocuklar şöyle tutacağım ben sizi. Aranızdan konuşmak isteyen var mı? Ben. Evet, ne söylemek istersin? Evet. Konuşmak isteyen mi? Ah ne güzel parmak geliyor. Evet, geleceğim sana da. Evet. Ne söylemek istersin? Burada olduğun için mutlu musun? Evet. Annene babana selam yollamak ister misin? Evet. Hadi söyle bakayım, onlara bir şeyler söyle. Annem babamı çok seviyorum. Evet, ne kadar güzel. Başka konuşmak isteyen? Alayım tatlım bunu. Evet. Hadi bakayım. Anne baba seni... Evet. Sana selamlar gönderiyorum. Hadi bay bay. Hadi bay bay. Seyrediyorlar değil misin? Evet, başka? Konuşacak olan var mı? Evet. Evet. Ben parmak kaldırmam. Ay ben yürüm, sizden parmak kaldırmadım mı? Yine de annene babana seni seviyorum diyebilirsin. Anne baba seni çok seviyorum. Ay ne kadar tatlı. Evet, başka konuşmak isteyen var mı? Evet, sağ olun. Evet. Evet. Mikrofonumuzu da alıyoruz bu arada. Annemi çok seviyorum. Ona çok teşekkürler ediyorum. Ay yürüm seni ya. Evet. Şöyle dönüyoruz. Anne, tamam. Baba, sizi öpücük yolluyorum. Yürüm ben sizi. Şöyle yapalım mı? Hadi bay bay. Birazdan sahneden çıkarken şunu söyleyelim. Bay bay, anne seni de seviyorum. Evet. Sevgiler asmayacak bak. Hepimiz annemize babamıza şunu söyleyelim mi? Anne baba sizi çok seviyoruz diye sonra bir el sallayalım. Tamam. Evet, 1, 2, 3. Anne baba seni çok seviyoruz. Evet, ne kadar güzel. Bizler de Melisa ile yaşama dair olarak el sallıyoruz. Evet, sallayalım bayraklarımızı. Evet, çocuklarımızı uğurluyoruz artık. Sallıyoruz bayraklarımızı çıkarken. Evet. Gerçekten çocuklarımıza, öğretmenlerimize çok büyük bir alkış gelsin. Ama alkışın en büyüğü de tabii ki Mustafa Kemal'e. Çünkü bu özel günü çocuklara armağan eden, değil mi? Dünyada da bir ilktir ve tektir.
Atamızı da buradan rahmetle analım. Gerçekten evet. Çok güzel. Çocukluğuma gittim. Öğretmenliğime gittim. Sunucu oldum, birden unuttum. Hakikaten çok keyifli. Hani benim hitap ettiğim kesim daha böyle yaşlar yüksek evet. olduğu için böyle daha olgun. Hani tam bir birey. Ama bunlar cıvıl cıvıl insan oynamak istiyor çocuklarla. Gerçekten çok güzel ama hani bakınca biraz da zorluğu var. Değil mi? Çocuklarla özel bir ilgi istiyorlar çünkü. Yani akademik kariyerin ilk başlangıcı anaokulunda, okul öncesinde atılıyor. Biz ama onlarla heyecanımızı hiçbir zaman yitirmiyoruz. İşimizin en güzel yanı bu, en güzel tarafı bu. Her zaman heyecanlıyız, her zaman enerjimiz çok yüksek. Çünkü bu enerjiyi ve bu pozitif enerjiyi biz onlardan alıyoruz. Hayatımıza da yansıtıyoruz. İyi ki onlar hayatımızda, iyi ki bu mesleği yapıyoruz. Gerçekten okul öncesi öğretmenliği veya anaokulu işi büyük sabır gerektiren bir iş olmasına göre biz bu anlamda çok şanssız ve çok mutluyuz. Evet, çok güzel. Buradan öğrencilerimizi uğurluyoruz. Ayla Hanım biraz önce bizimle beraberdi. Kendisi de öğrencilere eşlik etti. Öğrencileri evlerine sağ salim bırakacaklar. Ona da teşekkür ediyoruz. Buradan velilerimiz de gördüler. Ne kadar güzel şeyler yapıldın. Ay Allah'ım, ne kadar tatlılar ya. Özellikle böyle daha tombiş yanakları, böyle insanın yanaklarını sıkası geliyor değil mi? Ne kadar güzel. Bizim mesajlarımız da vardı. Efendim, mesajlarınızı okuyayım birazcık. Ay, çok güzel ya. Ömer abi. O kadar konuk ağırladım. İlk defa bu kadar seni mutlu gördüm. Ömer abi de dolu dolu. Öğrencilere, o çocuklara bakarken, öğrenci demeyeyim de, o kadar şevkle çekiyordun ki Ömer abi. Ne kadar hoşuma gitti. Üç kızım var. Ay maşallah, Allah razı olsun. Maşallah. Küçük göz ardı. O çocukları da çok seviyorum. Ay maşallah. O kadar... Ay. Çok tatlılar. İşte yine bir farkındalık ve Melisa Hanım harikasınız demişsiniz. Nizamettin Bey, çok teşekkür ederim efendim. Selamlar. Evet, programımızı çok güzel, stüdyodaki tüm çocukların ve kızım Pelin İpek Alış'ın da çocuk bayramını kutlar, sevgi saygılarımı sunarım. Sami Alış demişsin. Efendim selamlar, teşekkürler. Kızımın Asmin Çakmak, içten kutlarım, çok mutluyum. Asmin konuşsun, biz de seni çok seviyoruz Asmin demişsiniz. Bizler de çok sevdik efendim. Selamlar. Bütün velilerimiz sanırım televizyona kilitlendiler. Evet, evet. Bakın burada velilerimiz şöyle numarada görünmesin. Şöyle fotoğrafları da atmışlar. Seyrediyoruz bakın diye, ne kadar güzel bir sürü fotoğraf. Harikasınız yazmışsınız. Efendim çok teşekkür ederim. İhsan Hanımcığım, çok fazla mesajlarımız var. Birazcık konuşalım. Tabii sonra ki. Mesajlarımızı, seyircilerimizin mesajlarını okuyalım. Şimdi ana sınıfı çocuklarıyla biz beraberdik. Ve gerçekten ne kadar önemli olduğunu gördük. Zaten Melek Suyu konuk ettiğimizde dedi ya, siz ana sınıf eğitimi aldınız mı dedi. Evet. Ben de o anki şartlara bağlı olarak alamamıştım. Ben de öğretmen olduğum için bunu çok rahat bir şekilde müşahede edebiliyorum. Ana sınıfı eğitimi almış bir çocuk ve diğerleri daha farklı oluyor. Kesinlikle. Eğitimi bir kere 1-0 başta başlıyor. Bununla ilgili biraz yorumlarınızı alalım. Ben öncelikle kısa 23 Nisan'la ilgili bir şey söylemek evet, istiyorum. Lütfen. Ben de çok heyecanlandım ki her yıl bunu yaşıyoruz biz. Eskiden statlarda kutlardık. Bunlar bizim coşkulu bayramlarımız. Yalnız çok büyük yoğunluktan kaynaklı artık bütün okullar kendi okullarında mutlaka öğretmenler ve öğrenciler yine bu bayramımızı mutlaka kutluyorlar. Biz de okulumuzda da kutladık. Siz de bizi burada misafir ettiniz, burada da kutladık. Tekrar bütün çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı kutlu olsun diyorum. Evet. Sergimizden bahsettiniz. Sergimizle beraber girmek isterim. Bir alışveriş merkezinde 3 gün süren bir sergimiz vardı. Bu sergimize gelen bütün katılımcıların söylediği şey, 3 yaşında, 4 yaşında, 5 ve 6 yaşındaki çocuklar bunları yapamaz. Yani biz o kadar inandırmaya çalıştık. Çünkü hepsi atık materyallerden oluşan. Çoğu katılımcı şunu sordu. Evde mi yapıp getiriyorlar? Hani veliyle beraber mi oluyor diye. Hayır, tamamen gün içerisinde çocuklarımızın kendi projeleri veya öğretmenlerin projesiyle beraber oluşturdukları çok güzel etkinliklerdi. Bunlara bakınca sizin de söylemiş olduğunuz gibi okul öncesi eğitimin ne kadar önemli olduğu çok göz önünde. Ki biliyorsunuz artık okul öncesi eğitimi zorunlu hale geldi. Ki olmalı da. Eskiden bakış açısı bir miktar, hani çalışan anneyseniz çocuğunuza bakım aşamasında ya bakıcı ya da kreş ümidiyle insanlar başlıyordu. Ama şimdi
Mesela biz anaokulumuzda yarı yarıya ev hanımlarından oluşan bir veli potansiyelimiz var ve bizi bu durum çok mutlu ediyor. Demek ki annelerimiz çok bilinçli artık. Demek ki annelerimiz okul öncesi eğitiminin ne kadar önemli olduğunu farkında ve bu bizi çok mutlu ediyor. Okuduğumuz bölümün, yaptığımız işe yapılan, verilen saygının hepsinin bir göstergesidir bu. Bizim için önemli. Anaokulu, okul öncesi de bilindiği üzere çocukların %70 zeka gelişimi, beyin gelişimi 0-6 yaşta oluşmakta. Biz bunun bu dönemde çocuklarımızın bilişsel, psikomotor, fiziksel, dil gelişimi olarak bütün gelişimlerini kazanmalarına bir aşamada olsa yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çocuğumuzun her kazanımı bizim için dalından kopardığımız bir meyve gibi. Ve her defasında mutlu olmak, her defasında onlarla gurur duymak bizi inanın hayata daha çok farklı bakış açımızı değiştiriyor ve daha farklı bağlıyor hayata. Okul öncesi eğitiminde insanların mutlaka hani bazen bununla da karşılaştık. En yakın dönem olduğu için sergide aynı örnek vereceğim. Kendi velilerimizin dışında görmüş olduğumuz okul öncesi eğitimi yaşında olup da gelen katılımcıları mesela sorduğumuzda hani düşünüyor musunuz ne zaman göndereceksiniz diye bazı aileler tamamen hayır diyebildiler Melis Hanım. Ya ben buna çok şaşırdım. Sebep hani bizimle beraber kalsın. Ama amaç zaten çocuğu aileden uzaklaştırmak değil. Emin olun çocuğun evde yetişkinle çok iyi bir bakım sağlayan biriyle beraber olması o çocuğun çok iyi bir eğitim ve sosyalleşmesi anlamına gelmiyor. Çocuk kendisiyle beraber 15 tane kendi yaş grubuyla beraber iletişime geçtiği zaman özellikle oyunlar oynadığı zaman hayatı daha iyi öğreniyor. Ve biz buna da hayatı uygulayarak ve yaşayarak öğrendikleri için Montessori eğitim sistemini okulumuzda zaten uyguluyoruz. Bunu bazen bazı velileri anlatamayabiliyoruz. Çocuğu onlardan koparmak veya işte 17 yıllık bir eğitim aşamasının ilk yılında daha erken başlatmamak adına göndermeyen veliler var. Ama ben buradan hepsine sesleniyorum. Okul öncesi gerçekten çok önemli. Çocukların evde yemek düzeninden, uyku düzeninden, tuvalet alışkanlığından, el becerilerinden, dil gelişiminden her şey bir annenin veya bir bakıcının, anne veya babanın, ebeveynin yetişmesi mümkün değil. Okul öncesi çok çok önemli. Bence çocuklarımıza en uygun okulları seçip mutlaka çocuklarımıza okul öncesi eğitimi aldırmaları gerekiyor. Sergiyi gezdim. Sergiyi gezdikten sonra kesinlikle o kanaate diyorum ya, vardım. Çünkü o kadar yaratıcı oyuncaklar ve yaratıcı ürünler vardı ki benim kullanmayacağım ama bu ne işe yarar dediğim birçok şeyi siz orada hayalle, değil mi? O hayal tabii zenginliğiyle ki bir oyuncağa çevirmiştiniz. Ve bu çok güzel. Hani ev hanımlarının çocuklarını yollamaları çok güzel. Yani ne olursa olsun şimdi ben kendi vizyonum kadar çocuğumu yetiştirebilirim. Ama orada birçok öğretmensiniz ve bu müfredatı takip ediyorsunuz. Mutlaka kendi alanınızda gelişmeleri takip ediyorsunuz. Hayal dünyanız çok farklı. Yani mutlaka anaokulların içerisinde olmaları gerekiyor zaten. Kesinlikle. Orada birçok beceriyi kazanıyorlar. Bunu detaylandıralım ama biz diğer konumuzu da tanıyalım. Tabii. Ayla Hanım'ı yolladık, Tuğba Hanım'ı getirdik. Tuğba Tekçe hoş geldiniz efendim. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizi birazcık tanıyalım. Tabii ki. Tuğba Tekçe. Ben de 1981 Mardin doğumluyum. 6 senedir bu özel kurumda çalışmaktayım. İdareci olarak çalışmaktayım. Milli Eğitim'e bağlı bu okulumuzda 6 senemiz oldu. 6. senemiz İhsan Hanım'la birlikte başladık, bu yola girdik. Evet. Yani biz dediği gibi, İhsan Hocam'ın dediği gibi meyvelerini toplamaya başladık zaten. Ben de çocuk gelişimi mezunuyum. Yıllarca öğretmenlik yaptıktan sonra artık idareci pozisyonundayım. Çocuklarla iç içeyiz. Ben de çocuklarımızın 23 Nisan bayramını kutluyorum, içtenlikle kutluyorum. Onların heyecanlarını 3-4 gündür bu programa katılacaklarından beri ben de yaşadım. Evet. Tuba öğretmenim, bunu nasıl giyinelim, bunu nasıl yapalım, böyle söylesek olur mu, çok heyecanlıyız. Yani gece uyuyamadıklarını öğrendikten sonra dedim Allah'ım bu nasıl bir heyecan. Çok teşekkür ediyorum, bizi çok güzel bir şekilde ağırladınız. Size yani konuk olduğumuz için de çok mutluyuz. Ben teşekkür ederim. Çünkü çocuklar bizim geleceğimizi emanet edebileceğimiz kesinlikle en güzel varlıklarımız. Onlar bizim değerlilerimiz. Ve sizler emek verdiniz. Öğretmenlik başlıca zaten çok kutsal bir meslek. Kesinlikle. Çünkü ne olursa olsun öğretmen eşittir anne baba.
İnsan o çocukları kendi çocuklarından, kardeşlerinden zaten ayırmıyor. Ve burada davranışlarını görüyorsunuz, bir ürün ortaya koyuyorsunuz ve bu ürün tabii ki baştaycı benim programımda. Ben de öğretmen olduğum için ben çok net bir şekilde anlayabiliyorum. Yani okul öncesi temel taşları zaten. Evet, hayatın evet. Yani okul öncesinin önemi zaten bizler sizlere, çocukları ilk önce yetiştiren ailelerden sonra bizler eğitimini verdikten sonra sizin gibi değerli hocaları bizler gönderiyoruz. Çok teşekkür ederiz. İnşallah bizler de kendi çapımızda başarılıyızdır. Başarılı olduğumuza inanıyoruz. Evet, evet. Onları da birazdan detaylandıracağız. Tabii İlk ki. Sen Hanım'a birazcık daha sergiden bahsetmek istiyorum. Tabii. Serginin geri dönüşümlerinden bahsetmek istiyorum. Çünkü diyorum ya, oradaki o yaratıcılık, o oyuncaklar, atık malzemenin kullanılması... Onlar çok güzel. Yani nasıl düşünebiliyorsunuz o yumurta küfelerini? Yani o kadar envai yerde kullanmıştınız ki. Ya bunu birçok veli sordu, biliyor musunuz? Yani bunları nasıl düşünebiliyorsunuz? Bunlar neden, nasıl aklınıza gelebiliyor? Evet. Ben diyorum, bir okul öncesi öğretmenin hayal gücü o kadar geniştir ki, bir çocuk gibi. Çocukların nasıl hayal gücü zengin ve o kadar genişse, bir okul öncesi öğretmenin de öyle. Yani her gün her gün bir yenilik. Her gelen velinin mesela sordu, siz bu yani... objeden, bu atık materyalden nasıl bunu düşünebildiniz? Nasıl bunu yapabildiniz? Nasıl bunu yaptırabildiniz? İşte ben diyorum, bu okul öncesi öğretmenlerin herhalde bir yeteneği. Bizim dördüncü yıldır okulumuza kayıt yapan velilerimiz var. Ve biz bu sergiyi artık her yıl düzenli bir şekilde yapıyoruz. Özellikle onların fikirleri benim için çok önemli. Çünkü dört yılda hani en fazla %10 kadarını veya %20 kadarını aynısını görebiliyorlar. Her yıl farklı şeyler görmekten çok daha mutlular. Evet. Dediğiniz gibi, hocamın da dediği gibi hayal dünyamız bizim de çok geniş. Tabii çocukların çok kattığı şeyler var. Yani artık öyle benimsemişler ki bu olayı. Evde anne babaların işte düğmeleri, ipler, renkli bir şey bulduklarında öğretmene direkt getirip, öğretmenim bundan bunu yapabilir miyiz? Öğretmenim bundan bu çok güzel olur. Ben buna benzettim. İşte çikolata kutuları mesela. Çocuklar çikolatayı çok sever. Yedikleri zaman evde anne bu çikolatayı kutusunu öğretmeme götürmem gerekiyor. Çünkü biz bundan çok güzel araba yaparız. Veya büyük çikolata kutularından, çok özür dilerim, büyük çikolata kutularından öğretmenimize getirip biz bundan laptop yapacağız. Hani büyük çikolata kutularını böyle kaldırdığınız zaman masaüstü, dizüstü bilgisayar gibi görünüyor ya, biz bundan bilgisayar yapabiliriz diye çocukların kendi hayal dünyalarını biz gerçekleştiriyoruz. Süt kutularını atmıyorlar, maden su şişelerini atmıyorlar. Arkaya da hiçbir şey atılmasına izin vermiyorlar. Gazlı içecek şişelerini bile arkalarını kesip beyaza boyayıp diş yapmışsınız. Evet. Ya, o benim çok dikkatimi çekti. Bezelye kutularından kendilerine kalemlik yapıyorlar. Evet. Evet, yani hani tuvalet kağıdı ruloları zaten herhalde en çok değil mi? Evet, en çok onları kullandık. Gerçekten çok güzel ve özel. Yani ne olursa olsun, ben yönlendirmedense çocuğun kendi hayal dünyası kesinlikle ve kendi becerisiyle bir şeyler yapmasını, hani zaten yeni müfredatta biliyorsunuz öğretmen hep danışman pozisyonunda. Kesinlikle hani yönlendirme öyle değil de daha ziyade danışılmasını istiyor. Yol göster. Evet, o serginiz bana bunu gösterdi. Ana sınıfı eğitiminin aslında zorunlu olması gerektiğini. Kesinlikle. Değil mi? Kesinlikle. Bunu gösterdi. Ve sadece 6 aylık bir çalışma bu. Melisa Hanım, sizin gördüğünüz şeyler tamamen orada olmayanları da vardı. Biz henüz daha onları çıkaramamıştık. Gerekli yer olmadığı için. Ve bunlar Eylül'den bu aya kadar. Hepsi velilere tekrar gidecek. Hatta buradan bütün velilere sesleniyorum. Kendi velilerimiz biliyor. Lütfen böyle şeyleri vitrininizde veya odanızda en güzel köşelere koyun. Çocuğunuzdan en güzel hatıralar diye. Evet, en güzel hatıralar. Mesajlarınız var. Biraz daha mesaj okuyayım tabii mı? Tabii ki. İksen Anaokulu demeyeceğim orayı. Ailesi olarak bu başarıyı, birlikte çalışmayı, ekip ruhunu neye borçluyuz? İksen Hanım ve Tuğba Hanım'a sevgiler. Yine harikasınız. Efendim, mesajlarımızı yazarken ismimizi, soy ismimizi de yazarsak daha güzel olur. Sevgiler efendim. Size sormuş. Ekip ruhunu neye borçlusunuz? Ekip ruhu çok önemli. O ekip ruhunun o ekip yansımasıdır, evet, değil mi? Bir şeyler söylemek ister misiniz? Ben diğer bir mesaja geçeyim mi? Tabii ki. Yani ekip ruhu oluşturmanın bence iki yöntemi var. Daha doğrusu kendim benimsediğim iki yöntemi var. Bir, çok iyi empati kurabilmek. Bir de ekibinizin hayallerini gerçekleştirme yolundaysanız eğer, yani siz ekibinizin kendi hayalinizi değil, ekibinizin hayalini gerçekleştirme yolunda olursanız sizin hayalleriniz de gerçekleşmiş oluyor. Evet. Ve empati kurmak çok önemli. Bir kurumda işte sayısı fazla olan bir kurumda
yönetici olmak, o ekibe, o aile sevgisini aşılayabilmek için en önemli şey empati kurabilmek. Hepimiz insanız. Hepimiz güzel şeyler yapmak istiyoruz ve güzel bir hayat yaşamak istiyoruz. Bunun için insanlara tabii ki çalışma ortamı, iş ortamı farklı olabilir. Ama düşünsenize çocukların olduğu bir yerde, bayanların çalıştığı bir yerde bir aile ortamı oluşturmak zorundasınız. Bunu oluşturduktan sonra da tabii ki ekibin de güzel ve çok fedakar oluşu bu anlamda çok önemli. Hazır konusu açılmışken de bu güzel ailemin bütün ekibine buradan selamlarımı iletiyorum. Hepsini çok seviyorum. Hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Çünkü çok özverili çalışıyorlar. Evet, çok güzel. Gerçekten ben sizin okulu ziyaret ettiğimde aynı özveriyi, aynı güler yüzü, aynı ilgiyi, o mutlu aile tablosunu ben de net bir şekilde görebiliyorum. Tüm çalışanlara selamlar efendim. Melisa ile Yaşama Dair ekip olarak. Bir iki mesajımıza daha bakayım Taner'cim, sonra sözü sana vereceğim. Kanal 23 ekibine, emeği geçen herkese sevgiler, bizleri çok mutlu ettiniz. Bu etkinlikle demişsiniz efendim, yine isim yok. Çok teşekkür ederiz efendim, selamlar. Ben biraz açarken geciktirebiliyorum. Ha, mesajımızı Ayşe Gümüş atmış. Evet, ismini yazmış sonra. İlk sen müdürüm, çalışma arkadaşlarım. Okudum mu ben? Arkadaşlarım, güzel öğrencilerim ve tabii ki canım kızım Pelin İpek Alış'a kucak dolusu sevgiler. İngilizce öğretmenin Necda İpek Alış demiş. Selamlar olsun. Selamlar efendim. Taner Tural, İlksan Hanım'a, Ayla Hocam'a ve nezdinde tüm okulun çalışanlarına güzel eğitim ve öğretimleri için çok teşekkürler. Arda Tural'a selamlar. İyi yayınlar demişsiniz efendim. Çok teşekkürler. Evet, bir mesajımızı daha okuyayım sen de. Merhaba, sizlere Solhan Bingöl ilçesinden izliyoruz. Arkadaşım Kral İbrahim Aba'ya, tabii ben de Fuat Peker, sizleri seviyoruz. Efendim teşekkür ederiz, selamlar. Sanırım bir haberimiz var. Taner'in parçasını aldıktan sonra haberimize de geçelim. Taner'cim söz sende. Daha mesajlarımız da çok. Bir el uzanır bana sınırların ardından. Bir el uzanır bana sınırların ardından. Büyümeli sevdamız kardeşlik toprağında. Büyümeli sevdamız kardeşlik toprağında. Ver elini ver bana Eftelya, uzansın elimiz Eftelya. Ver elini ver bana Eftelya, uzansın elimiz Eftelya. Benim divane gönlüm hep seni ister Eftelya. Benim divane gönlüm hep seni ister Eftelya. Aynı topraktan geldik, biz bize benzeriz. Aynı topraktan geldik, biz bize benzeriz. Sevdayla yaşamak varken neden kavga ederiz? Sevdayla yaşamak varken neden kavga ederiz? Ver elini ver bana Eftelya, uzansın elimiz Eftelya. Ver elini ver bana Eftelya, uzansın elimiz Eftelya. Benim divane gönlüm hep seni ister Eftelya. Benim divane gönlüm hep seni ister Eftelya. Ver elini ver bana Eftelya, uzansın elimiz Eftelya. Ver elini ver bana Eftelya, uzansın elimiz Eftelya. Benim divane gönlüm hep seni ister Eftelya. Benim divane gönlüm hep seni ister Eftelya. Taner, ağzına yüreğine sağlık. Şimdi ilk sen onun yakın da arkadaşım kendisi. Biliyor mavi mavi ne kadar sevdiğimi. Oradan dürtüyor beni. Mavi mavi isteyecek misin diye. Bugün evet, mavi mavi istiyoruz. Çünkü Melisa Hanım'la evet dediği gibi çok yakın arkadaşız, dostuz. Biz sürekli dinliyoruz ama bir de sizden dinleme isterim tabii ki. Bir kez programımızda söylemiştik zaten. Arkadaşlar, İlksen Hanım'ın haberi vardı. Ana haber bültenine kadar çıktı sergimiz. O haberimizi bir daha gösterebilir miyiz? Elazığ'da faaliyet gösteren özel bir anaokulu tarafından özel bir AVM'de atık materyal ve görsel sanatlar etkinliği düzenlendi. Düzenlenen etkinliğe katılım yoğun olurken minikler doyasıya eğlendi. Evet.
Okul kurucusu İlksel Nazik ise etkinlik hakkında mikrofonlarımıza bilgiler verdi. 2019 eğitim öğretim yılında çocuklarımızın el emeği, göz nuru yapmış oldukları bütün etkinlikleri sergiliyoruz. Velilerimizden çok yoğun bir katılım var. Çocuklarımız okulda bir yıl boyunca yapmış oldukları atık materyallerle, almış oldukları Montessori eğitimleriyle öğrenmiş oldukları şeyleri hayata geçirdiler. Onları burada sergiliyorlar. Biz de izledik, gördük. Çok güzel. Ellerine, emeklerine sağlık. Burada sizin nezdinizde de öğretmenlerime, tüm çalışanlarıma teşekkür ediyorum. Velilerimiz de iyi ki gelmişler. Ayaklarına sağlık. Evet. Gerçekten güzel bir sergiydi. Haberlere kadar konu oldunuz ve çok güzeldi. Hani biz de Kanal 23 ailesi olarak gerçekten eğitime çok önem veriyoruz. Çünkü eğitimle bir şeylerin değişeceğine inanıyoruz ama orada sıklıkla kullandığınız bir kavram da vardı. Evet. Montessori eğitimi dedik değil mi? Evet. İlksel Hanım birazcık açalım onu, çok az. Tabii ki. Montessori eğitimi bizim okulumuzda kullanmış olduğumuz çocuklarımızın yaşayarak ve uygulayarak bir öğrenme metodu, öğretme evet. metodudur. Bunu aslında şu anda bütün Avrupa ülkelerinde kullanılan bir eğitim sistemi. Türkiye'de de artık çok değer verilen ve çok öngörülen bir eğitim sistemi olmaya başladı. Bunun kendine ait materyalleri de var ama yaşayarak ve uygulayarak öğrenme dediğimiz için bunun kısacası aslında hayatı yaşamak demektir. Evet. Tabii biz birazcık anne baba olarak, veliler için söylüyorum, korumacı bir anne babaya sahip olduğumuz için, hani böyle bir toplum olduğumuz için yavaş yavaş Montessori eğitimine daha çok çabuk alışacak. Özellikle Elazığ halkı için söylüyorum. Çünkü Montessori eğitiminde çocuğun kendi işini kendi yapabilmesi var. Bu öğrenmesidir. Öğretmesi de Montessori'de çocuğa beş duyu organını kullanarak öğretmektir. Buna bir örnek vermem gerekirse, mesela 3 rakamını çocuğa öğretmeniz gerekiyorsa bunu dokunsal olarak, görsel olarak, işitsel olarak algılamasını sağlayacak şekilde materyalleri kullanarak çocuğun zihninde eğitimi daha iyi vermiş oluyorsunuz. Mesela siz de bilirsiniz ki bizim eğitimlerimizde de, kendi almış olduğumuz eğitimlerde de mesela Türkçe dersinde bir parola olduğu zaman veya işte bir kod bıraktığımız zaman evet, şeylere. Mesela fıstık çiçeği. Gibi. Ben de onu verecektim. Böyle durumlarda hafızamızda yıllar geçse de aklımızda kalabiliyor. Bunu görsel olarak çocuklar ne kadar görürse o kadar daha iyi anlıyorlar. Mesela biz artık anaokulumuzda fen doğa etkinliklerine çok özen gösteriyoruz. Yani bir yiyecek zararlıysa o yiyecek zararlı demek yerine o yiyecekle ilgili yapılan bir deneyle çocuğun aklında yıllarca yer edebiliyoruz. Bu Montessori'nin içeriğidir aslında. Yani hayatı tamamen bu şekilde öğrenmek. Tabii Avrupa'da bu aslında tuvalet yıkamaya kadar gider. Hani çocuğun kendi tuvaletini yıkaması, işte kendi bulunduğu yerin temizliğini yapması gibi. Ama biz bunu Türkiye'de, özellikle Elazığ'da diyelim, birazcık daha aşama aşama gidiyoruz. Sınıflarımızda gerekli materyaller var. Gerekse de işte biz gördüğünüz gibi hayal dünyamızı konuşturarak kendimiz de yapabiliyoruz. Mesela bir sınıfta baştan başa bir ip gerip işte çocuklara çamaşır serdirip mandallatabiliyoruz. Ha, çok güzel. Bunlar önemli şeyler. Veya oyuncak bebekleri bir küvetin içerisinde gerçek suyla yıkayabiliyoruz. Bu çocuğa hem hayatı öğretmek hem de zaten Montessori'nin amacıdır bu. Evet. İlksel Hanım, ben şöyle bir düşüncemi paylaşacağım sizinle. Şimdi tatillere çıktığımız zaman orada çok fazla yabancı turistlerin olduğu mekanlardan bahsediyorum. Onlar da çocuklarıyla geldikleri zaman, işte bizim yerli turistimizin, yani Türklerin de çocuklarıyla geldikleri zaman yaklaşımlarını görebiliyorsun. Yabancılar çocuklarının el becerisinin gelişmesi için, özgüvenlerini kazanması için çok rahatlar. Hiçbir şeylerine karışmıyorlar. Hani düşebilirler, kalkabilirler, gidip işte diyelim ki kendi servislerini kendileri alıyorlar. Her işlerini kendileri yapabiliyorlar. Hatta dışarı çıkacaksa o dışarı kıyafetini bile kendileri giyiyor. Ama biz Türklerde çok şey var, çok korumacıyız. Evet, koruyucu aslında anne bu da tipi. Yanlış değil mi? Bir dakikalık bir vaktimiz var. Ben bunu biraz daha açmak istiyorum açıkçası. Şöyle bir dakika içinde neler söyleyebilirsiniz? Türk toplumu olarak Melisa Hanım dediğiniz gibi biz koruyucu aile tipiyiz. Daha doğrusu çoğunluk böyle. Bu yabancılarda dediğiniz gibi biz de görüyoruz tatillerde. Kendi işini kendi görebilmesi, çocuğun kendi olan özgüvenini kazanabilmesi. Küçük bir örnek, bizim çocuğumuz düştüğü zaman bizim tepkimizle onların tepkisi çok ayrı. Ama şunu da unutmamak gerekiyor.
Böyle olmamızı da birazcık çevre faktör. Yani bugün biz başka bir yerde çocuğumuz düşse ve çocuğun kendin kalkmasına müsaade etsek, herhalde diğer tarafta gören bütün insanlar bizi kınayarak veya bize gülerek, ayıplayarak bahsederler. Evet, sorunumuz o zaten. Aynen. Kesinlikle bu çok önemli. Hani bunu yapmaya çalışan aileleri görüyoruz biz. Okulumuzda da görüyoruz. Ama ne yazık ki insan tepkisi, çevre tepkisinden çok çekinilebiliyor. Aslında çocukların özgüvenli yetişebilmesi için en önemli şey ona derler yani balık tutmayı öğretmek gerekiyor. Evet. Bizi bugün seyredemeyen seyircilerimiz varsa, kaçıranlar varsa, ertesi gün efendim YouTube'dan Melisa ile Yaşama Dair dediğiniz zaman tüm bölümlerimiz çıkıyor. Orada istediğiniz bölümleri seyredebilirsiniz. Ayrıca Facebook sayfamızdan da, Kanal 23'ün Facebook sayfasından da programımız canlı olarak verilmekte. Oradan da takip edebilirsiniz. Biz anaokulu eğitiminden bahsediyorduk. Efendim reklamlara girmeden önce şunu dedik. Özellikle çocuklarımız kendi becerilerini kendileri kazansınlar. Biraz onlara fırsat tanımak lazım. Biz bunda kalmıştık değil mi? Özellikle ayak... Ayakkabı bağlama, ayakkabı giyme bizim için önemli. Bence buradan tekrar girelim. Ben size bir soru sorayım. Lisede siz de görev yapıyorsunuz. Evet. Ben eminim ki sizin de cevabınız buna evet olacaktır. Liseye giden çocuklarımız bile şu anda kendi ihtiyaçlarını, kendi kişisel bakımlarını bile yeterince yapamayabiliyorlar. Doğru mudur bu evet. konuda? Hemfikiriz. Bunların en temel sebebi inanın koruyucu anne aile tiplerimizden dolayı. Elazığ mevsimsel olarak şartları belli. Biz bu havalarda çocuk üşütmesin, dışarıya çıkarmayalım. İşte düşmesin diye önlemimizi almak başka bir şey. Düşmesin diye sürekli çocuğu tenkit etmek ve sürekli çocuğu kontrol altında tutmak çok başka bir şey. Burada yapılan en büyük hata, biz çocuklarımıza özgür olduğunu hissettirebileceğimiz alanları değil, kontrol etme mekanizmamız o kadar yüksek ki biz bunu yaparak aslında çocuklarımızı özgüvenlerini birazcık daha düşürüp kendi bakımlarını yapmıyorlar. Çocukların beyinlerinde şu oluşabiliyor. Ne olursa olsun annem yapar. Evet. Ne olursa olsun babam mutlaka işte kavuşacaktır bana veya yetişecektir bana. Çocukta böyle bir psikoloji olduktan sonra yaptığı her yanlış harekette mutlaka annesini ve babasını yanında bekliyor. Biz bunu mesela inanın okul öncesi eğitiminde bile artık 6 yaşta bile biliyorsunuz soyut kavramlar çocuklara verilmez. Bu soyut kavrama geçme yaşı 10 yaşından sonradır. Ama bu Avrupa ülkelerinde şöyle belirli başlı bir ölüm denen bir olay var. Yani anne ve babanın bir gün hayatta olmayışı var. Bunun da yaşı yok. Yani biz çocuğumuzu bir gün bırakıp gittiğimiz zaman mutlaka o çocuğun hayatla yüzleşeceği zaman gelecek. Ve buna biz mutlaka aileler olarak birazcık daha imkan tanıyarak yapmamız gerekiyor. Çocukların kendi ihtiyaçlarını kendilerinin karşılamasını sağlamamız gerekiyor. En azından kişisel bakımlarını kendilerini yapmalarını sağlamak gerekiyor. Bunun da ötesinde aslında çocuğa sorumluluk vermek lazım. Çocuk kendi yemeğini kendisi alabilmeli. Kendi tabağını kaldırabilmeli. Gerekirse annesine veya babasına bir bardak su getirebilmeli. Ama biz bu dönem olarak birazcık daha çocuğumuzdan tek beklentimiz, okul öncesinden bahsetmiyorum, daha sonraki yıllardan da bahsediyorum. Ders çalışmak olduğu için aman o ders çalışsın, biz neyimiz var neyimiz yoksa ona yaparız, yardımcı oluruz diyoruz ama hepimiz bu yanlışları yapabiliyoruz. Ama bu kadar koruyucu bir aile tipiyle de inanın özgüvenli çocuklar ne yazık ki çok fazla yetiştiremiyoruz. Yani evet. Bizler, lafınızı kestim. Yani montunu, 6 yaşındaki bir çocuğun montunu biz giydiriyoruz dışarı çıkarken üstünü. Ayakkabısını bizler ebeveyn olarak giydiriyoruz. Onun haricinde her türlü, mesela lavabo ihtiyacında her türlü yardımcı oluyoruz. Hiçbir şekilde ona bir şey bırakmıyoruz. Merdivenden inerken dur elimi tut. Şimdi küçük yaş grubunda tabii ki el tutulur. Ama büyük yaş grubunda artık kendisi bir merdivenin demirini tutaraktan kendi inip çıkabilir. Düşersin, aman yapma, etme, kalkma, oturma, sürekli bir komut hali var. Çantasını taşımasına müsaade etmiyoruz. Aslında bu ne kadar yanlış bir şey. Bir sorumluluk vermiyoruz. Çocuklara başta bir sorumluluk vermek gerekir. Mesela çocuğun çantasını hazırlamasına okul öncesinde yani o desteği vermemiz gerekir. Kendin hazırlayabilirsin sorumluluklarını. Yarın okula neler götüreceğini kendin yapabilirsin dersek bu bizim ilkokula bir yatırımımızdır. İşte ailelerin birazcık... Yani, özellikle şunu istiyor musunuz? Mesela şunu özellikle çocuğunuza bırakın, o yapsın. Ben yemek yeme anlamında, yemek yeme alışkanlığını kesinlikle 3 yaşından sonra, bakın 3 yaşından önce de
çatalla, kaşıkla da yani yiyeceğine göre çorbanın sonuna kadar getiremez 3 yaşından önceki bir çocuk, ama 3 yaşından sonra yemeğini kendi yemeli lütfen. Ben bunu yani istirham ediyorum. Çocuklara televizyon başında, bilgisayar başında, tablet başında, telefon başında çocuklara hızlı hızlı hemencecik yedirip kaldırma sistemini uygulamasınlar. Bıraksınlar çocuk döksün. Biz okulumuzda yemek saatini o kadar uzun süre tutuyoruz ki. Yani çocukların, her şey çocuklar için. Masalar, sandalyeler, yemek sistemindeki tabldot tabaklarımız, her şey onlar için. Döksünler, saçsınlar ama kas becerilerini geliştirsinler, motor becerilerini geliştirsinler, özgüven sahibi olsunlar. Lütfen annelerimiz sürekli destek olmasınlar yemekte. Ayakkabı giymede lütfen birazcık daha yani kendi çocuklara bıraksın. Kendi kıyafetlerini giyip çıkarmakta. Kesinlikle. Kıyafet seçimini onlara bırakmak doğru mu sizce? Orantılı olarak evet. Ama yani bence dolabın, ben şeye karşıyım. Kışın dolapta yazlık kıyafet bırakırsanız çocuk o yazlık kıyafeti giymek ister, sonra sorun yaşarsınız. Hmm. Yani bazen bu hani hocam biz engel olamadık ama siz onun gözünün önüne yazlık kıyafeti koymazsanız onun aklına o yazlık kıyafet gelmez ki. Şöyle seçenekleri sınırlandırarak kendisini seçmesini sağlamak kesinlikle gerekiyor. Yani birkaç seçenek oluşturulmalı. O seçenekleri çocuğumuzun önüne koymalı veya dolabına koymalı. Ama seçeneği çocuğa bırakmalıyız. Yani diretmemeliyiz. Şu kırmızı pantolonu giyeceksin diye bence diretmemeliyiz. Ama oraya kırmızı pantolon, mesela siyah bir pantolon bırakırsak, yani bu kız için etek. Hani ikisinin arasında bir seçim yapmasını ya da üçünün arasında bir seçim yapmasını sağlayabiliriz. Çünkü o da bir birey. Kesinlikle. Yani, onu kabul etmek lazım kesinlikle aslında. Kesinlikle. Çocukların birer birey olduğunu kabul etmek gerekir. Sorun orada zaten. Büyüyorlar onlara ama söz hakkı vermeliyiz. Kesinlikle evet. Onlara, yani onlara bir şeyler danışmalıyız. Söz hakkı vermeliyiz. Şimdi benim tekrar kendi düşüncem, bu kendi gözlemim. Bu yaştaki çocuklara hani anne baba sonuçta yoruluyor olabilir. Hani çocukları bir şey danıştığı zaman hani sonra diye ertelemesinler. O erteledikleri sonralar, onun çocuklar büyüdüğü zaman bu sefer anne babaya dönüyor. Hani anne sonra, anne sonra, o zaman bir vefa ortadan kalkıyor. Hani çocuklar size nasıl davransın kesinlikle istiyorsanız sizin önce bir altyapısını oluşturmanız lazım değil mi? Çocuklar tamamen anne babayı, öncelikle aileyi rol model alıyor zaten. Yani önünde bir anne var. Eğer bir kız çocuğuysa önünde bir anne var. Rol model olarak onu alıyor. Daha sonra okul öncesi eğitimine başlıyorsa burada öğretmeni mutlaka rol model oluyor onun için. Öğretmenin neleri nasıl yapıyorsa veya çocuğun aslında işte bizim okul öncesindeki farkımız bu. Yani okul öncesi eğitiminin farkı bu. Biz çocuğa yapmasını istediğimiz davranışları önce biz yapıyoruz. Komut vererek değil, yaparak çocuğa öğretiyoruz. En önemli farkımız bu. Bakın hepimiz anneyiz. Anne olarak evimizde çok farklı davranabiliyoruz çocuklarımıza ama okul ortamında mesela bunu çok örnek net söyleyebilirim. Bizim bir yemek saatimiz var dedi Tuğba Hanım. Evet bizim bir yemek saatimiz var. Hiçbir annemiz veya ben de evimizde hani bu saatte yemek yenecek deyip de o saate istikrarlı bir şekilde bakıp devam ettiren herhalde yoktur. Ama bizim için böyle bir durum yok. Evde olduğumuzda işimiz birazcık daha çabuk bitsin diye yapabiliyoruz. Ama okulda böyle değil. Bu bizim işimiz. Bu çocuğun eğitimini vermek bizim işimiz. Bir saat boyunca çocuk dökebilir, kırabilir. Sevmediği yemeğe eliyle dokunabilir. Melisa Hanım, yani biz burada evet tabii ki görgü kurallarıyla baş başayız, mutlaka ki verilecek. Ama okul öncesindeki bir çocuğun yemeğe dokunmak istemesi kadar normal bir şey olamaz. Çünkü çocuklar dokunarak da öğrenirler. Çocuk dokunabilir, dökebilir. Bunların hepsi olabilir ama biz bunları okul öncesinde okulumuzda yaptığımız zaman mesela evde veliler şunu diyor, evde yemek yediremiyoruz. Evet, veya o işte, çok büyük bir sorun. Evet, biz okulda yediriyoruz, fotoğraf çekiyoruz anneye. Anne, inanın ağlayan anneler gördük. Asla yemezdi öğretmenim nasıl yedi diye. Çünkü biz bunları yaşıyoruz. Anneler, biz de anneyiz, evde o süreyi vermiyoruz. Evde o kadar dökmesine izin vermiyoruz. Evde önünde o kadar seçenekli yemekler yok. Anne mecburen evde hani yemek yediremiyor. Bir de her evin, her toplumun kendine ait bir yemek kültürü var. Evet. Yani çocuğa yönelik yemek yapamıyorsunuz bazen. İşte babaya göre yapılıyor. Babaya göre yapıldığı zaman çocuk yemiyor. Çocuklarda biliyor musunuz yemekte seçme özelliği aslında daha sonradan aileden geçen bir durumdur. Yani genetik olarak geçmez seçme özelliği. Evde pişmeyen yemek, evde hiç yapılmayan yemek veya evde yapılmış yemeğe üçüncü bir bireyin göstermiş olduğu tepki, mimiklerden çocuğun almış olduğu şeylerdir bunlar.
Yani koku özelliği başka bir şeydir. Bakın koku genetik olarak alınabilir. Hani yemeklerle alakalı koku. Ama seçenek, yani çocuk yemek seçiyorsa mutlaka evde veya birinden görmüş olduğu şey rol model almıştır. Evet, evet, yani mesela anne peynir yem, anne kesinlikle peynir yemeği kabul etmiyor. Arkadaşlarıyla birlikte konuşurken ben peyniri hiç sevmiyorum, koku geliyor diyor. Çocuğuna dönüp diyor ki peynir ye. Şimdi o çocuk peynir yer mi? Anne ben yemiyorum dedikten sonra. Veya çünkü karnabahar. Karnabahar, evet. Çok duyduğumuz ve çok sıklıkça rastladığımız bir şey. Çocuklar sebzeleri çok sevmiyormuş gibi geliyor bana. İşte daha doğrusu orada zorlanıyor anne babalar. Mesela ama bakın biz yedirerek sevdiriyoruz. Yani karnabaharı bile mesela işte küçük ağaca benzetiyoruz. Küçük ağaç değil mi görselinde? Evet, evet, ağaca benziyor. Çocuk hani merak edip yiyelim. Yiyor. Yani çocuk merak ederek yiyor. Bir de yanınızda hep kendi yaşıtlarınız var. Aynı yaşta çocuklar, arkadaşları var. Bizim her sınıfımızda davranış panoları var Melisa Hanım. Bu davranış panoları çocukların yapmış olduğu güzel davranışlarda ödül olarak çocuklara dönmek üzere geçer. Bir çocuğun yemek yememesinde zaten ceza kavramı asla yok eğitimimizde ama yemek yememesi normaldir. Ama yemeğin hepsini bitirmesi ve güzel beslenmesi onun bir ödül, daha doğrusu davranış panosunda güzel bir harekete sebeptir. Bunu çocuk çok farkında. Çünkü biliyor ki öğretmeni böyle bir durumda mutlu olacak. Hatta bunu da bizim okulumuzda simgeleştiriyorlar. Öğretmenimizin kalbi pembe oldu diyorlar. Yani mesela güzel. Siyah kalp, pembe kalp. Öğretmenimizin kalbini siyah yapmayalım diyorlar. Pembe kalbi olsun diyorlar. Hani çocuklar bunları biliyor. Yemek saatindesiniz. Evinizde olduğunuz zaman alternatifi var. Bakan babaanne de olsa alternatif var. Hemen bunu söylemek istiyorum. Patates kızartması bizim en büyük düşmanımız mesela. Bizim okulumuzda asla patates kızartması yok. Hatta şunu da söyleyeyim, evimde de yok. Ama şunu da kabul ediyorum. Çoğu çocuk tabii ki çok küçüklükten beri alıştıkları için. Mesela yemeği yemedi, hemen ikinci alternatifimiz sevdiği bir yemek. Çünkü niye? Çocuk erkil. Böyle bir durum yok okulda. Ana yemek, çorba, pilav, salata veya ayran veya yoğurt. Çocuk seçenekleri görüyor. Bir arkadaş örneğin yeşil fasulye yiyor, diğeri pilav yiyor. Ben tadına bakmalıyım diyor. Çünkü belki daha önce hiç bakmamış veya bakmış ama alternatifi annesinin biliyor ya, hani istemediği anda yemeyecek ama okulda böyle bir durum yok. Direkt başlıyor yemeğe ve velilerimiz de bu şekilde yemek konusunda çok mutlu ediyoruz. Bence veliler sizi net bir şeyle dinlemeliler. Hani çocuklara şunu ye diktası olmasın. Bir kesinlikle. De hani bunu yemedi mi arkasına at ama ben sana şunu yapayım, özellikle o kızartmalar. Evet. Veya sucuklu yumurtalar. Oo. Değil mi? Onlar geliyor akabinde. Çocuk da ne yapıyor? Nasıl olsa yemesem annem başka bir şey var, evet. Yapacak diye. Mesajlarımız var. Birkaç tane de onları tabii. Okuyayım. Evet, çok güzel bir program oldu. Özellikle Melek Su'ya hayran kaldık. Saygılar Dinar Erdoğan. Sevgiler efendim, selamlar. Evet, fotoğraf yollanmış. Geleceğimizin teminatı, bizlerin de gururu olan ülkemizdeki ve tüm dünyadaki minik kalplerimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Çocuklarımızın üzerinde emeği geçen başta Ayla ve Necla öğretmenimiz olmak üzere. Tüm öğretmenlerimize çok teşekkür ederim. Gül Tural, Arda'nın annesi demiş. Selamlar efendim. Sağ olsunlar. Mesajlarımız çok. Program bugün çok renkli. Kızım Elif Nur'un bayramını kutluyorum. Selamlar demişsiniz. İsminizi yazmamışsınız efendim. Selamlar. Evet. Mesajımıza bakalım. Ben açmakta bazen zorlanabiliyorum. Yine fotoğraflar yollanmış seyrettiklerine dair. O kadar ilgili bir kurum ki harika öğretmenlere sahipler. Neslihan Derya demiş. Anaokulunda olmak bir ayrıcalık inanın ki demiş. Sağ olsun. Teşekkür ederiz. Sağ olsun. Bir mesajı daha okuyacağım. Taner'cim söz sende olacak. Selam, iyi yayınlar Tuba Hocam ve İlksen Hocama selamlar. Bence bir anaokulundan çok sıcak bir yuva havası veren bir ortam var. Bunun sırrı ne acaba demiş Eyüp Coşkun. Efendim selamlar soyadaşım. Evet, sırrı olmalı. Sırrını Taner'in parçasından tamam, sonra ben. Alalım. Peki. Mavi mavi isteğimiz var, onun yerine yetişelim. Teşekkür ederim. Evet, gelsin. Yıllardır bir özlemdi, yanıp durdu bağrımda. Yıllardır bir özlemdi, yanıp durdu bağrımda. Tam ümidi kesmişken,
Onu gördüm karşımda, mavi mavi masmavi, gözleri boncuk mavi. Bir gördüm aşık oldum, şu gelen kimin yari? Mavi mavi masmavi, gözleri boncuk mavi. Bir gördüm aşık oldum, şu gelen kimin yari? Hayat denen şu yolda yürürken adım adım, hayat denen şu yolda yürürken adım adım, mutluluğu ararken birden ona rastladım. Mavi mavi masmavi, gözleri boncuk mavi. Bir gördüm aşık oldum, şu gelen kimin yari? Mavi mavi masmavi, gözleri boncuk mavi. Bir gördüm aşık oldum, şu gelen kimin yari? Teşekkür ederim. Sağlık. İhsan Hanım, bunu programda da belirttirdim ya size, değil mi? Bu da bir başarı. Kesinlikle. Evet, sizlerin gözlerinizden ithafen diyelim. Ben Melisa Hanım'la zaten sürekli dinliyorum bu şarkıyı. Çok teşekkür ediyorum. Yüreğine sağlık Taner'cim. Seyircimiz ne sormuştu? Evet, Eyüp Bey, evet. Bize bu aile sıcak ortamı nasıl sağladığımızı sormuş. Evet. Öncelikle size teşekkür ediyorum, selamlarımı iletiyorum. Eyüp Bey ve eşi bize geldikleri zaman gerçekten çok tedirginlerdi. Şimdi hatta ikinci bebekleri oldu. Ne kadar güzel, Allah bağışlasın. Çok hatta üçüncü çocukları. Evet, üçüncü oldu. Şimdi yeni bebekleri oldu derken bizim Kerem Efe'den sonraki ikinci evet. bebek oldu. Tedirgin ve gerçekten bilinçli bir aileydi. Ama hani böyle nasıl olacak, nasıl yapacağız, bayağı sorularla gelmişlerdi. Bizi tanıdılar öncelikle, kurumumuza baktılar ki burada da hemen şunu da söyleyebilirim. İşte anaokuluna ilk gittiğinizde sormanız gereken şeylerden de biraz bahsetmiş olalım. Söylemiş olduğumuz şey şuydu. Önce bir güven duygusu almanız gerekiyor. Biz çocuğumuzu görmeden ve veliye tam kendimizi anlatmadan kayıt yapmıyoruz zaten. Olmaması da gerekiyor. Yani insanlar çocuklarıyla beraber o kuruma gitmeli ve o çocuğun güven duyduğu, sıcak gördüğü, çünkü çocuklar yanılmıyorlar, sevgi gördükleri yerden yanılmıyorlar. Böyle gördükleri yere kayıt yapmaları gerekiyor. Bizim, sizin de az önce bahsetmiş olduğunuz gibi, sağ olsun ekibim de öyle, sıcak ve güler yüzlü bir karşılamamız var. Bunu gördüler. Geldiklerinde biz onların istemiş oldukları bütün beklentileri karşılayabilecek okul olduğumuzu söylediler. Ve biz ikinci yılımız olacak, devam ediyoruz. Kendileri de öyle, çocukları da öyle, çok değerler bizim için. Selamlarımı iletiyorum, çok teşekkür ediyorum. Şunu diyorsunuz değil mi? Hani Elazığ'da özel veya milli eğitime bağlı çok fazla anaokulu var zaten. Evet. Çocuklarını da yanlarına alsınlar veliler. Çocuklarıyla beraber geçsinler. Hangi atmosferde kendilerini huzurlu hissediyorlarsa, çocuk evet. nereye adapte olduysa oraya gitsin diyorsunuz değil şöyle, mi? Şöyle, evet, kısmen öyle diyorum ama önce şöyle, seçenek çok fazla olduğu için önce buna karar verecek kişi anne babaya. Anne baba öncelikle kendi kafasına seçenekleri bir indirgesin. Mesela 4 tane, 3 tane anaokulu kaldı diyelim. Sonra çocuğumuzla beraber gitsin ki çocuğumuz da çok fazla bir kararsızlık içinde kalmasın. Çünkü çocuklar biliyorsunuz biraz kararsız da olabiliyor ki hepimiz böyleyiz. Yani alışverişe çıktığımızda düşünün ne kadar mağaza gezersek evet. o kadar çok kafamız karışıyor. Anne ve babalar bu sayıyı indirgesinler ama sonra çocukları için en uygun gördükleri ortamı lütfen kaydetmeden önce çocuklarımıza göstersinler. O zaman anaokulu seçiminde, çünkü sonuçta artık yeni yeni kayıt dönemleri başlayacak ve çocuğu hani velilerde, daha doğrusu anne babalarda hangi anaokulu iyi diye hani bir telaş içerisindeler. Neye dikkat etsinler İhsan Hanım? Hani neyi baz alsınlar ki anaokuluna çocuklarını götürsünler? Çünkü anaokul eğitimi çok önemli. Melisa Hanım, bunda en önemli şey şu. Bakın anaokul evet Elazığ'da gerçekten fazla olan bir kurum. Ben öncelikle hep şunu söylüyorum, şunu da savunuyorum. Bu işi bilen insanlara bu işi vermek lazım. Biz kurumda, ben kurumun sahibiyim, kurucusuyum. Müdür yardımcımdan tutun da herkes eğitim içerisinde olan insanlar. Biz çocukları çok iyi anlayabiliyoruz.
aile geldiğinde beklentilerini söylediğinde soru sormadan bizden cevaplarını alıyorlar. Böyle olduğu takdirde de veli diyor ki evet biz burayı biliyoruz. Düşünsenize ben işte bilmediğim bir mesleği yapabilir miyim? Ben bir hemşire olabilir miyim? Hayır olamam. Yani hemşire de veya işte başka bir öğretmen, edebiyat öğretmenisiniz mesela. Siz okul öncesini yapamazsınız, ben sizin görevinizi yapamam. Bunun gibi düşünün. Yani önce o eğitim almış olması gerekiyor. Anaokulu çalışanlarının. Çalışanlarının evet. Veya kurucusunun da alması gerekiyor. Kurucusunun da. Çünkü önemli olan o yönetim. Zaten o sistemi oturtabilmek çok önemli. O sistemi kuran kişi de bizler oluyoruz. Bu sebepten dolayı idari taraf bile çok önemli. Bunun dışında okulun fiziki şartları çok önemli. Biz 4 katlı bir binaya sahibiz. Güzel geniş bir bahçeye sahibiz. Bunlar çok etken. Biz çocuklarımıza vermiş olduğumuz eğitimlerle sadece tek bir yanlı değil. Yani farklı mesela sadece bir branş dersiyle sınırlandırmıyoruz. Biz çocuğu her halde donanımlı bir şekilde beklentilerini, velilerimizin beklentilerini karşılıyoruz. İşte İngilizce derslerimiz, değerler eğitimi, el sanatları derslerimiz, müzik derslerimiz, spor ve sanat aktivitelerimiz hepsi mevcut. Satranç derslerimiz hepsi mevcut. Bunlar olduğu zaman velilerimiz de diyor ki zaten bunlar için tek tek kurs gezmemiz gerekiyor. Ama burada hepsi bütün halinde daha rahat etmiş oluyorlar. Bunlar anaokulu seçerken çok önemli. İkincisi hijyen tabii ki. Hatta bunu ondan öncesine söylemem gerekiyordu. Evet, hijyen gerçekten. Güvenden sonra hijyen demem gerekiyor. Bunu önce söylüyorum. Okula girdiğimizde mutlaka hijyen çok önemli. Özellikle okul öncesinde. Bizim bu anlamda çok güzel bir ekibimiz var. Çok titiz davranıyorlar bu konuda. Ve o kadar titiz davranıyorlar ki biz şu anda mesela sayımızın bu kadar yüksek olmasına rağmen her çocuğun kendine ait klozet kapakları var. Yani çocukların enfeksiyon kapmalarına sebep olmasın diye ortak bir tuvalet kullandıkları için her çocuğa ait klozet kapakları var. Her çocuğun klozet kapağı temizliğini yapıyoruz okulda ve çocuklarımız o şekilde tuvalete oturuyor ki velilerimiz bilir. Bilmeyenler için söylüyorum. Bunlar hijyen için çok önemli. Yemek çok önemli. Velilerin dikkat etmesi gereken bir şey bu. Yemekte işte bütün vitamin değerleri aynı orantıda verilebiliyor mu? Karbonhidrat, protein, sebze hepsinden ne kadar veriliyor? Mutlaka sormaları gerekiyor, araştırmaları gerekiyor. Şu da çok önemli. Burada bilimsel olarak şu bir şey var. Sadece küçük bir detaydan bahsedeceğim. Biz hep deriz ki mesela anne mutlaka çocuğunun devam edeceği öğretmenin yanında bir miktar çocukları olan tutumunu görmeli. Bakın doğrusu budur. Evet. Ama biz anaokulunda şunu yaşadık ve gördük. Anaokulunda çocuğunuzun hani yaşı gereği de çocukların annesi ve babası okula geldiği takdirde bütün anne babalar artık çalışıyor. Diğer çocuğun anne babası okula gelmediğinde biz diğer çocuk tarafından diğer çocuğun birazcık kendi içi kapanık veya işte eve gidip anne neden okuluma gelmiyorsun, beni daha mı az seviyorsun dediğini duyduk. Bu sebepten dolayı velilerimizi oryantasyon döneminde çok sık okulumuzda ağırlarken onun dışındaki dönemlerde böyle birazcık gizli kapaklı kendi çocuğunu görmesini sağlıyoruz. Bu aynı şekilde okul servislerinde de geçerli. Yani bilimsel olarak aslında okul servisinde bir veli bilebilmeli. Çocuğuyla beraber seyahat edip okuluna kadar gidebilmeli. Ama bir veli bindiği zaman diğer çocuk işte diyor ki Ege'nin annesi Ege'yi daha çok seviyor. Çünkü servise biniyor onun annesi diyebiliyor. O kadar hassas noktalar ki bunlar. Bu yüzden böyle şeylere birazcık daha dikkat ediyoruz. Sağ olsun bu konuda velilerimiz artık anlayışlı. Çünkü kendileri olduğu takdirde de başına ne geleceğini biliyor insanlar. Buna dikkat etmek gerekiyor. Evet. Şimdi gerçekten çok güzel eğitimler veren, çok güzel anaokullarımız var çok şükür. Hani dedik ya hani çok fazla var. Hem bahçe açısından hem eğitim açısından o saydığınız diğer seçenekler arasından güzel eğitim veren anaokulları var. Biz, çocuklarımız da bizim için önemli ama dediğiniz gibi hani velilerin şunu yapması gerekiyor. Evet seçenekleri indirgeyin dediniz. Ondan sonra çocuğunuzla beraber bir gidip gözlemleyin. Sorun özellikle sizin bahsettiğiniz şeyleri mutlaka bir sormaları mutlaka, gerekiyor. Evet. Ben de bir şey ekleyebilir miyim? Evet lütfen. Şimdi bizim benim veliden mesela bir veli olsaydım ne isterdim? Ben muhatap alacağım bir kişinin olmasını mutlaka okulda isterdim. Çok şükür biz de istedikleri zaman, istedikleri saatte İksen Hanım'a ulaşabiliyorlar. İksen Hanım olmazsa bana ulaşabiliyorlar. Öğretmenleriyle her zaman iletişim halindeler. Yani mutlaka bir muhatabın olması gerekiyor.
hani öğretmenime sorabilmeliyim. Bugün okuldan çıktı öğretmenim. Öğretmenim ne yaptınız? Bugün ne yaptınız? Bu böyle oldu mu? Ya da hastaydı, bugün kırgınlığı vardı, şu an iyi mi? Yani her seferinde kendine iletişim halinde bir muhatap bulmaları gerekiyor. Evet, öğretmenine bir iletişim hocam, halinde... konu açılmışken şunu da söylemek istiyorum. Tuğba Hocam'ın dediği gibi öğretmene sorulmalı böyle şeyler. Bu çok önemli Melisa Hanım. Ben bütün velilere sesleniyorum. Lütfen çocuklarımız okul öncesi veya ilkokul. Eve geldiklerinde bugün ne yaptın, ne çalıştın, ne etkinlik yaptın demeyelim. Bu çocuk üzerinde çok büyük bir sorumluluk yaratıyor. Özellikle okul öncesinde çocuk diyor ki ben demek ki bir şey yapmalıymışım. Yani mesela çocuk oyun oynuyor, oyun oynarken öğreniyor, etkinlik yapıyor ama bazı çocuklar evde bunu söylemek istemiyorlar. Velilerimiz bunu bu şekilde sormaları yerine bugün seni en çok ne mutlu etti? Mesela çocuk sadece şunu söyleyebilir, arkadaşım bana kalemini verdi. Aa çok güzel, bu seni çok mu mutlu etti diyerek bununla çocuğu gururlandırmak gerekiyor. Hani bugün ne yaptın? Siz bilmelisiniz veli olarak bunu öğretmeniyle, hocam neler yaptınız, öğretmenim nasıl geçti günümüz, siz bilmelisiniz ki biz bunu okulda her cuma velilerimize geri bildirim olarak gönderiyoruz. Hafta içerisinde ne yapmış olduklarını, plan programlarımızı gönderiyoruz. Ama çocuğa hani bugün ne yaptın sorusu çocuğun üzerinde çok büyük bir sorumluluk veriyor ve bu da çocukta ilerleyen zamanda ne yazık ki okul fobisi oluşturabiliyor. Ya şu an vaktimiz varsa ben bir anekdot paylaşmak isterim. Şimdi bizim branş derslerimiz var. Branş derslerimizde mesela İngilizce dersinde çocuğumuz yıl içerisinde İngilizce anlamında bayağı bir yol kat ediyor. Bir gün bir velimiz geldi, bir toplantı halindeydik. Öğretmenim dedi, ben İngilizceden ne sorsam çocuğum hiçbir zaman cevap vermiyor. Siz haftalık geri bildirim yolluyorsunuz ama ne sorsam bilmiyorum, bilmiyorum, bilmiyorum. Sadece aldığım cevap bu dedi. Dedim ki, onunla oyun oynarken, çocuğunuzla oyun oynarken biz size haftalık geri bildirim yolluyoruz. O öğrendiği şarkının bir ilk başını bir mırıldanırsak, yani böyle biz bir başlatırsak bir devamını getireceğini görebilir miyiz dedim. Bir deneyelim dedi. Hiç inanmıyorum ama bir deneyelim dedi. Ve hafta sonu girdi araya. Çocukla arabayla işte otopark yapıyor, oyun oynuyor. İngilizce şarkının başını getiriyor. Bir bakıyor ki çocuk devamlı şakır 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 söylüyor. Sonra değerler eğitimi dersinden ufak bir mesela bir surenin başlangıcını getiriyor. Bakıyor ki devamı geliyor. Geldi, özür dilerim ben sizden gerçekten ben çocuğuma nasıl soru sormam gerektiğini bilmiyormuşum. Nasıl ona yaklaşmam gerektiğini bilmiyormuşum. Çok dediğinde, önemli. Evet, kesinlikle. Önemli. Bugün ne yedin? Bugün pilavını yedin mi? Hani mesela bugün ne yaptın? Arkadaşınla kavga ettin mi? Bu sorular ne kadar yanlış. Mesela olumsuz başlıyor zaten evet, sonra. Evet, arkadaşınla tartıştın mı? Oyuncağını çekiştirdi mi? Ya bir de ben bu kadar sorulması taraftarı da değilim ya. Ben çocuğun kendisini anlatmasın. Yani ille de okulda bir vukuat mı olacak veya hoşa gitmeyen bir şey mi olacak? Yani bunun çocuk tarafından söylenilmesi mesela ne kadar... tek bir soru. Bugün seni ne mutlu etti veya bugün seni mutsuz eden bir şey oldu mu denebilir. İki soruyla bence günü anne ve babalar akşam böyle yemek halinde, sohbet halinde sorabilirler. Bu da yeterli. Çünkü her gün çocuk mutlaka bir şey anlatmak zorunda hissediyor kendisini. Evet. Lavaboya gittin mi? Kaç kere gittin? Kim götürdü? Kim yıkadı? Ve çocukların hayal dünyaları da geniş. Bazen hani kesinlikle olmayanı söyleyebilirler evet, değil mi? O da yani tabii ki yani hiç olmayan hayal dünyaları o kadar geniş ki hiç olmayan şeyler bir anda ortaya çıkabiliyor. O gün okulda olmayan arkadaşı mesela çok hareketli diyelim. Ama o gün okulda değil. Ama anne mesela böyle sorduğu zaman çocuk hani anneden biraz ilgi görüyor ya. Hani şöyle bir ilgi görüyor. Bugün ne yaptınız? İşte arkadaşım bana karıştı diyor. Veya işte arkadaşım elimdeki oyuncağı aldı. O arkadaşın da hareketli olduğunu biliyor anne. Aa öyle mi diyor, zarar verdi mi sana diyerek çocukla ilgi gösterdiği için çocuk da biliyor ki bunu söylersem daha çok ilgilenecek. Halbuki çocuk okulda değil ama çocuk mesela o Efe'nin okulda olduğunu zannediyor. Yani veli de arıyor mesela Efe ile böyle bir şey yapmışlar dendiğinde hayır Efe bugün okulda değildi diyoruz. Evet. Evet, inşallah seyircilerimiz bunları da kulak ardı etmeyecekler. Şöyle biraz daha mesajlarımıza geçeceğim. Tabii. Çünkü az bir vaktimiz kaldı. Neslan ve Ceylan Çakmak, İhsan Hanım'a ve en değerlimiz Ayla Hocamıza selamlar. Öncelikle Asmin'imizi eğitimde büyük etkenleri var. Asmin'imize selamlar olsun demişsiniz. Bugün ikimizde de bir şey var evet, değil mi? Gıcıklık var. Geçmişler olsun. Havalar soğuk, kararsız. Gerçekten dünden beri bir kışı yaşadık alerjik, tekrar. Evet, alerjik de bir dönem. Evet. Merhaba, iyi yayınlar. Emir Hadi'nin babasıyım. Tüm çocukların bayramını kutlarım.
anaokulumuzun ekibine emekleri için teşekkür ederim. Ayla hocam çocuğum için bir şanstı. Güzel çalışmalar için başarılar dilerim. Efendim selamlar. Evet. Melisacığım öncelikle iyi yayınlar diliyorum. İlgiyle takip ediyoruz seni. Okuldan yeni geldim. Belki anlatmış olabilir ama ilk sen hanıma sorar mısın? Kaç yaş itibariyle öğrenci alıyorlar demişsiniz. Burcu Dağtekin. Burcucuğum ben birazdan o konulara gireceğiz. Kaç yaşında başlamalıdır diye. Selamlar Burcu hocam. Aynı okulda çalışıyoruz kendisiyle. Sağ olsun. Diyorum ya hani bir seyircimiz de ilk sen hanımcığım sizin fotoğrafınızı atmış ama altına ad ve soyad yazmamış efendim selamlar bilemedim. Teşekkür ederiz. Evet kim olduğunu. Çünkü hani artık yeni kayıt dönemine gireceği için insanlar merak ediyorlar. Hani kaç yaşında başlamalı? Bence biraz bu yaş konusuna da girelim. Melisa Hanım anaokuluna başlama yaşı aslında diye bir sabitlemiş olduğumuz bir yaş yok. Çocuğun hazır olunmuşluk durumu var. Tıpkı çocukta tuvalet eğitimi gibi. Veya işte anaokulu okul öncesi dönemindeki dönemlerde yaşamış olduğu durumlar gibi. Yani bir çocuk eğer anaokuluna hani hazırsa, bakın artık dönemde görüyoruz. Veliler de bu konuda bilinçli. Geliyorlar hocam artık evde yetemiyoruz. Artık etkinlikleri evde, sizin yapmış olduklarınızı evde yapıyoruz ama yetemiyoruz. Mesela bu çalışan annelerde birazcık daha küçük yaşlara inebiliyor. Mesela kreş seçiminde de öyle. 2 yaşa kadar veya kreşte 1 yaşta olabiliyor. Ama bilimsel olarak uzmanların söylemiş olduğu yaş 2 ve 3 yaş. Yani en düşük 2 yaştan itibaren anaokulları, kreşler tercih edilebilir. Çünkü çalışan anneler mevcut çok daha fazla. Olmadığı takdirde de 3 yaştan sonra eğitim alınabilir. 3 yıl sağlam bir okul öncesi eğitim aldıktan sonra çocuklar ilkokula çok iyi bir şekilde devam edebilirler. Evet bunlar önemli. Bir iki mesajımız daha var. Onları da okuyayım sonra unutabiliyorum. Tamam. Baba eskiden anneannesinden Elif Nur'a kucak dolusu sevgiler, iyi yayınlar dilerim demiş. Şehir dışından da izleniyoruz. Evet selamlar efendim. Şöyle biz buradan bir mesajımıza daha bakalım. İyi yayınlar Melisa'cığım. İlk sen olma selamlar. Fotoğraftan Pınar Hanım sanırım. Evet Pınar İnanlı. Pınar'cığım selamlar. Ben de selam söylüyorum Pınar Hanım'a. Evet burada Eymen Kaan benim çok küçük, en küçük seyircilerimden bir tanesi. Arkadaşımın evet. Da oğlu. Melisa teyze seni çok seviyorum. Eymen Kaan demiş. Fotoğrafını da yollamış. Eymen'cığım ben de seni çok seviyorum. Seni çok öpüyorum. Bugün 23 Nisan böyle gerçekten hani çocuklar o mutlu fotoğraflarını da yollamışlar. Eymen'cim yarın senin posterini arkaya vereceğim canım. 23 Nisan ya. Evet. Böyle bir çocuklarımızı mutlu edelim istiyorum. Onlar gülünce ilk bölümde bizlerle beraberlerdi ya ne kadar cıvıl cıvıl. Kesinlikle. Böyle hepimizde bir ayrı bir mutluluk oldu. Tabii ki biz işte onu her gün yaşıyoruz Melisa Hanım. Evet. Her gün yaşıyoruz. Her gün farklı anekdotlar, farklı anılar biriktiriyoruz. Yani o kadar farklı durumlara bazen getirebiliyorlar ki biz bile inanamıyoruz onların yapmış olduğu şeylere. Yani bugün bir öğrencimiz beni çağırdı. Az önce burada görev alan bir öğrencimiz. Evet. Eğlenen, oynayan. Dedi ki kulağına bir şey söyleyebilir miyim? Dedim tabii ki. Biz tatile gideceğiz. İstersen sen de gelebilirsin. Dedim tamam dedim. Ne zaman gidiyorsun? Okul kapandıktan sonra. Annemi ara. Sen de valizini hazırla. Ay ne kadar güzel. O kadar güzel ki. Çok güzel. Bu yaştaki çocuklar anne babaya şunu rahatlıkla diyebiliyorlar. Anne sen bilmiyorsun benim öğretmenim biliyor. Kesinlikle. Benim öğretmenim bunu dedi. Öğretmenin çok aşırı söylediği kural. Otorite. Kanun pardon. Evet. Direkt kanun. Biz hep öyle diyoruz. Bizim öğretmenlerimiz okul öncesinde şey yapıyorlar. Yani böyle çocukların davranışlarını daha iyiye getirebilmek adına işte kuşları var. Akşamları davranışlarını düzenleyebilmek adına erken uyumak. İşte anne babasının yanında uyumamak, dişlerini fırçaladı mı, yemeğini bitirdi mi diye, işte kuşların bana söyledi diyerek, işte bazen diyebiliyor, öğretmenim ne kadar çok kuşun var senin. Veya işte diyor ki hava çok soğuktu, hiç kuş görmedim ki diyor. Öğretmenim herhalde senin kuşun bugün bizim oraya gelmedi. Yani bunlar çok güzel davranış pekiştirici durumlar. Bunları kullanabiliyoruz ama öğretmen demişse eğer akşam dişlerini fırçalamadan uyuma, o bir kanun, kesinlikle uyuluyor. Evet işte doğru davranışların yerleştirilmesinde de okul öncesi bu kadar önemli. Anne babayı çocuklar dinlemeyebiliyorlar. Kesinlikle. Neden? Çünkü hani ne yaparlarsa yapsınlar. Hani önce bir hafif bir kaş çatmadan sonra arkasında bir sevgi geliyor ya. Çocuk orada bazen anlayamayabiliyor. Doğru davranış hangisi, yanlış davranış hangisi. Veya biliyor da
Nasıl olsa annem kızmayacak, devam edeceğim şekilde. Kesinlikle. İşte anaokulu eğitim bu kadar önemli. Ama velilerimize yine bir şey söylemek istiyorum. Evet, lütfen. Öğretmenine söyleyeceğim veya öğretmenin bunu duymasın gibi tabirler yerine hani bu davranışı yaparsan öğretmenin mutsuz olabilir. Çok mutlu olur. İşte öğretmenin çok mutlu olur. Sanırım öğretmenin bunu duyduğunda çok mutlu olacak. İşte seni öpebilir gibi böyle daha olumlu yaklaşırsak, çünkü bunu çok duyuyoruz. İşte öğretmenin duyarsa kötü olur veya öğretmenine söyleyeceğim seni. Bak öğretmenini çağırıyorum, öğretmenini evet. arıyorum gibi tabirler duyuyoruz. Böyle bunlardan daha uzak, birazcık daha olumlu olursa buradan bütün ebeveynlere sesleniyorum. Evet, o da gerçekten önemli. Taner'cim, bu programımız artık bitmek üzere. 10 dakikamız kaldı. Taner'cim, bu parçayı tüm çocuklara, tüm evet. velilerimize yollasın, değil mi? Evet. Evet. Bizim okulumuzun velilerine gelsin. Evet, gelsin. Çölün ortasında gülleri alın, kurumuş toprakta canım durmasın boşa. Çölün ortasında gülleri alın, kurumuş toprakta canım durmasın boşa. Çirkinler alemi almış gidiyor, güzeller kendini canım yormasın boşa. Şinanari nari nay, narani nananay. Şinanari nay, narani nana. Şinanari nari nay, narani nananay. Şinanari nari nay, narani nananay. Şinanari nay, narani nana. Şinanari nari nay, narani nananay. Söndürün şulesiz isli feneri, kurumuş toprakta canım durmasın boşa. Söndürün şulesiz isli feneri, denizin ortasında canım yanmasın boşa. Kötüler alemi almış gidiyor, iyiler kendini canım yormasın boşa. Şinanari nari nay, narani nananay. Şinanari nay, narani nana. Şinanari nari nay, narani nanani nay. Şinanari nari nay, narani nananay. Şinanari nay, narani nana. Şinanari nari nay, narani nanani nay. Şinanari nari nay, narani nananay. Şinanari nay, narani nana. Şinanari nari nay, narani nanani nay. Şinanari nari nay, narani nananay. Şinanari nay, narani nana. Şinanari nari nay, narani nanani nay. Teşekkürler. Fenerciğim, evet, bu parçamız özellikle tüm anaokulu çalışanlarına, değil mi? Onlar gerçekten evet. çok özveriyle çalışıyorlar. Çok emek veriyorlar. Anne babaların hepsine. Kesinlikle. Hepsine gitti. Hepsine ve armağan etmiş olduk. Evet, evet, evet. Önemli. Ama ben burada şundan da bahsetmek istiyorum. Notlarımı arasında kaçırmak istemiyorum. Spor veya sanatsal faaliyetlerden biraz bahsedelim istiyorum. Çünkü ne olursa olsun eğitim çok önemli, öğretim çok önemli ama yanında bir de sanat istiyorum ben. Hani o çocuklar hani sanatla mutlu olunuyor, çünkü sanat ruhun gıdası diyoruz ya. Evet. Sanat ve sporsal faaliyetler için neler söyleyebiliriz? Şimdi Melisa Hanım, biz 3, 4, 5 ve 6 yaş grubu öğrencilerin kayıtlarını alıyoruz. Ama şimdi bazen velilerimiz biliyorsunuz önümüzde bir internet durumu var. Bazen çok faydalı bilgiler olabiliyor. Bazen de faydalı bilgileri zamanında kullanamama gibi bir sorunumuz olabiliyor. Anneler daha hamileyken okul öncesiyle ilgili araştırma yapıp çocukların neler yapabileceğiyle ilgili bilgi sahibi olmaya başlıyorlar. Evet, çok güzel bir şey, bilmeleri çok güzel bir şey, ama çocuk 2 yaşından sonra anneler mesela şunu diyebiliyor: artık müzik eğitimi alabilmeli mi? İşte İngilizce ne kadar alabiliriz? Biz işte sporla ilgili ne yapabiliriz? Ama bir dakika, bir durmak gerekiyor burada. Niye durmak gerekiyor? Çünkü henüz onlar için daha çok küçük yaşlar bunlar. Biz bu eğitimlerimizi 5 yaşta veriyoruz. 2 yaşında öğrencimiz var, 3 yaşında, 4 yaşında öğrencimiz var. Bunlar güvenli bir ortamda, aile sıcaklığında sosyalleşip özgüven kazanıp bir miktarda eğitim alan öğrenciler. Eğitime çok önem veriyoruz ama yarı yarıya. Ama bunun 5 ve 6 yaşında eğitim %70'lere ve 80'lere çıkıyor. Çünkü artık o çocukları biz ilkokula hazırlıyoruz. Bu dönemde de spor ve sanat başlıyor.
Okulumuzda iki kulübümüz var. Bir sanat kulübü, bir müzik kulübü ve bir spor kulübü. 5 ve 6 yaşındaki ailelerimize ve çocuklarımızın velilerine okul ilk açılmadan önce soruyoruz. Çocuklarımız her yönde de yetenekli olmayabilir, olabilir. Ama hani böyle her diğerden yetenekli olmaktansa çocuklarımızı bir şeye yönlendirmek çok daha faydalı olur diye düşünüyoruz. Velilerimize bununla ilgili birer evrak gönderip kendi duygu ve düşüncelerini alıyoruz. Kendi istekleri doğrultusunda çocuklar başlıyor. Daha sonra çocukların yeteneğini keşfettikten sonra değiştirebiliyoruz. Evet. Yani müzik olayı mesela okulumuzda batarıdan piyanoya, bağlamadan gitara, işte melodika zaten ilk başta başladığımız ilk müzik aleti. Siz daha iyi bilirsiniz hocam. O öğrencilerimize o şekilde veriyoruz. Biz bunların hepsini zaten sağlıyoruz. Bakın piyano bireysel verilebilen ve okuma yazma bilmeden hani öğretilmesi çok zor olan bir enstrüman olmasına rağmen çocuk bir kulak aşinalığıyla öğretmenimizin piyano çalmasıyla artık böyle onları renklendirmiş durumdayız tuşları. O renklerle çocuklar bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bu bile bizim için çok önemli. Spora gelirsek zaten Elazığ'da çok ciddi bir bale ve jimnastik kitlemiz var. Yıllardır bununla ilgili resital yapan bir okuluz. Çok güzel bir bale salonumuz, spor salonumuz var. Jimnastikle başlıyoruz. Bale, çocuk zumbası, yeri geldiğinde çocuk pilatesi olarak devam ediyoruz. Ama yaz okuluna girdiğimizde, yani yazın biz çocuklarımızı dört duvar arasında çok fazla bırakmak istemiyoruz. Böyle sürekli geziler, dışarıda olalım, işte yüzmeye dışarıya çıkalım, işte at biniciliğine gidelim veya işte dışarıda tenis kortuna gidelim gibi faaliyetlerimiz oluyor. Bunlar da bizim okulumuzun sportif aktiviteleri. Şimdi hani sizin okuldan ziyade şunu istiyorum. Hani milli eğitimin hani özel de olunsa özellikle şart koştuğu şeyler var mıdır? Okullarda şu dersler olacak. Mesela diyelim ki müzik derslerinden gitar olacak veya işte spor aktivitelerinden şunlar olacak gibi. Yok, politika var mı? Hayır. Bunlar size mi bırakılmış? Yok. Bunlar bize bırakılmış. Okul öncesi yönetmeliğinde çocukların kazanımları vardır. Yani sizin plan programlarınızla bizimkiler çok farklıdır. Milli eğitimin en fazla önem verdiği şey belirli gün ve haftalarda çocuklara bunlarla uygun gezi ve etkinliklerdir. Bunun dışında da kazanımlardır ve çocukların merkezleridir. Siz bizim sınıflarımızı gezerseniz ki bütün anaokullarını gezerseniz en az 5 veya 6 tane merkezden oluşur. Blok merkezi, işte masaüstü oyuncak merkezi, fen doğa merkezi gibi, Lego merkezi gibi merkezler olur. Çocuklar buralarda o merkezlerde zaman geçirirler. Zaman geçirmeleri de çocuğa zaman geçirdikçe de çocuk kazanım alır. Ve biz bu kazanımlarla plan programlarımızı yaparız. Ama bu plan programlarımızın içine biz birazcık daha milli eğitime bağlı özel bir okul olmamızın sebebiyle işte müzik, spor veya başka kazanımlar veya işte gördüğünüz gibi Montessori veya atık materyal bunları kullanarak çocukları bir adım daha bilimselleşme, işte robotik kodlama gibi geçen yıl bunun faaliyetleri de verdik. Bunları yaparak çocuklarımızı bir adım daha öteye taşımaya çalışıyoruz. Evet, yani hani daha ziyade sizin inisiyatifinizde belki veliyle olan diyalogla da birçok şey belirleniyor değil mi? Burada veliyle irtibatınız da çok önemli. Kesinlikle. Hani velinin ne istediği belki de sonuçta her kesimin farklı bir eğilimi vardır. Tabii. Ona göre belirleniyordur diye düşünüyorum. Bizim de 3 dakikalık bir vaktimiz var. 3 dakikada özellikle bundan bahsetmek istiyorum dediğiniz bir konu var mıdır İlsan Hanım? Yani ben veliler deyince şunu da söylemek istiyorum. Her çocuğun gelişimi farklıdır Melis Hanım. Her çocuk diğer yaşıtıyla mutlaka kıyaslanmamalı. Evet ya, o kıyaslama çok ben önemli. Ben buradan ya. Bütün velilere sesleniyorum. Herkes birbiriyle arkadaş, Elazığ'da bizim velilerimiz de bu şekilde. Lütfen veliler birbirleriyle görüştüğü zaman çocukların gelişimlerini kıyaslamasınlar. Okulla ilgili tabii ki eleştiriye de takdire de her zaman açığız. Her zaman da okulumuzun kapısı da açık herkese. Ama lütfen çocukların gelişimiyle ilgili veliler kıyaslamasını istiyorum. Bir de süremiz çok az. Bu yayın için çok teşekkür edeceğim. Ben buranın ilk konuğuydum. İlk günden itibaren bu kadar yol almış olmuş olmak gerçekten takdir ediyorum. Ekibinize de size de özellikle. Ben bile bugün çok daha rahattım farkındaysanız eğer. Evet. Çok evet. Teşekkür ederim. Rica ederim. Gerçekten artık bu kaçıncı bölümümüz oldu? Muhtemelen 70 küsürlü bölümümüz maşallah oldu. Maşallah diyelim. Evet, o zaman 68-70 program sonra. Evet. Bu farkı çok net görebiliyorum. Emeğinize sağlık. Evet. Kanal 23 ailesinde olmak da benim için çok güzel bir şey. Başarılarınızın devamını diliyorum. Çok sağ olun. Teşekkür ederim.
Gerçekten ben de teşekkür ediyorum. Güler yüzünüz için teşekkür ediyorum. Karşılamanız için teşekkür ediyorum. Ekip arkasındaki arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Evet. Ben heyecanlıyım. Yani çok alışkın değilim canlı yayınlara. Sizler kadar profesyonel değilim. Tekrar teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Şimdi dedim ya, Elazığ'da gerçekten çok işini çok güzel yapan anaokullarımız var. Okullarımız var. Hem özelde hem milli eğitimde gerçekten çok güzel öğretmenler, idareciler var ve gerçekten çok güzel şeyler yapıyorlar ve hepsi de takdire şayan. Eskiden hani şu kutlamalar statta olurdu ve anaokullarının işte okulların yaptıkları şeyleri gidip görebiliyorduk. Evet. O da çok güzel oluyordu. Keyifle 23 Nisanlar, 19 Mayıslar çok keyifle gidilip seyrediliyordu. İnşallah tekrar o günlere geri döneriz diyorum. Çünkü bu siz anaokulu olarak yaptınız. Keşke diğer anaokullarımızın yaptıklarını da böyle hani statta görseydik. O çocuklar cıvıl cıvıl olsalardı, değil mi? Tabii. Çünkü diğer okullar da gerçekten çok özveriyle yaklaşıyorlar. Tabii ki. Çocuklarımız bizim önemlerimiz. Bu da güzel bir şey olacaktı. Geçmişe de götürdü bizi. Evet. Yani 23 Nisan Çocuk Bayramı'nı statta ya da ailemiz bizim elimizden tutardı. Biz 23 Nisan'da stada götürürdü. Bu heyecanı yaşamak çok güzeldi. Yine yaşarız inşallah. Bir nebze yaşadığımız için de çok mutluyuz. Aynen, evet, evet. Biz her yıl yaşıyoruz. Yaşamak isterseniz her yıl okulumuza da bekleriz. Evet, evet, aynen. Dediğiniz gibi veliler işte ne yapsınlar, gitsinler, çocuklarını yollamak istedikleri yerleri görsünler ve karar versinler. Kesinlikle. Evet, velilerin de işi zor. Hakikaten zor. Onlara da ne denir? Allah kolaylık versin. Kolaylık versin denir, değil mi? Evet, biz de programımızın sonuna Allah geldik. Allah iyi insanlarla karşılaştırsın diyor. Vicdanlı insanlarla, amin. Kesinlikle. Amin, onlar çok çok önemli. Tanerciğim, ağzına yüreğine sağlık. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim size de. Efendim, yarın görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.